Kaçınılması gereken gıdalar var mı diye soralım. Tabii, özellikle tuzlu gıdalar, sahurda pastırma gibi, salam, Evet. sucuk, sosis gibi bu gıdaların hepsi çok fazla gün içerisinde susatır bizi. Bunların en az miktarda tüketelim, hatta tüketmesek çok daha iyi olabilir. Veya çok fazla yağlı kızartmalı yiyecekler iftarda tüketmemeye Kızartma çalışalım. yapılanları duyuyorum. Üçüncü günündeyiz ama özellikle tabii ki de kendimizi önemsemek çok çok kıymetli ve doğru beslendiğimizi düşünerek patates kızartması, patlıcan, biber gece sahur vakti kokular geliyor apartmandan da Evet, duyuyorum. Ona göre kesinlikle. doğru Özellikle mu biber değil mi diye kızartması soralım. çok Evet. yapılıyor. O saatte çok yüksek yağlı yiyecekler Börekler. tüketmek, Evet. börekler özellikle veya yine sarmalar, dolmalar da olabiliyor. Bir de dedin ya özellikle iftardan kalanlar da ekleniyor. Kalanlar da ekleniyor kesinlikle. Akşamdan kalma yemekleri tükettiğimiz ziyan olmasın şeklinde oluyor. Fakat az pişirdiğimiz zaman hem kalmış olmuyor hem de sahurda sağlıklı bir şekilde geçirmiş oluyoruz. Bunları tüketirsek gün içerisinde çok fazla susarız ve yine o uyku hali tüm gün devam eder. Enerjimiz düşmeye başlar. Yine klasik kahvaltıyı en başta söylediğimiz gibi yaparsak tüm günü zinde geçirmeye çalışmış oluruz aslında.